Hepinize merhaba. Ee, öncelikle bu videoyu tarafsız bir şekilde izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Hani öncelikle gelip şöyle küfredenler e, falan çıkacak. Onları da engelleyeceğim. Küfretmenizi istemiyorum. Tarafsız tarafsız bir şekilde izleyin ve hani böylelerin gerçek yüzünü görün. Ender ve bir kay dışında sonuna kadar da cihana hak veriyorum. Neyse. Bu arkadaşlar hani durduk yere çıkan bir olay değil. Nefsi müdafadır. Yani kendimizi savunuyoruz. Hani abonemiz az diye bizim üstümüze geliyorlar. Biz de kendimizi savunuyoruz. Yani... Abonemiz az diye bizi ezmeye çalışıyorlar ama biz de ezilmeyeceğiz arkadaşlar. Sesimizi çıkaracağız. Her ne kadar onlar üstümüze geliyorsa biz de onların üstüne gideceğiz. Sonuna kadar da Cihan'ın yanındayım. İsterlerse kanalımı kapatsınlar. Hani her şey YouTube değil, izlenme değil. Bunu söylemek istiyorum baştan. Neyse tarafsız bir şekilde izlerseniz sevinirim. İyi seyirler. Ya Siz şişi şiş. sıraları gördün demim Mehmet. Sence ben Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir olur şey olur. diyeceğim size. Şimdi ben bu Emrecan'la barıştım. Adam gibi öz oluyor. Emrecan tamam emre oluyor emre mu? Emre ben şaldım tamam mı? Emrecan atayım mı sana kanka? Ne yapacağım? Ya. Bunun gibi pezenikler YouTuber emrecan, rezil ediyor. Sen video da yüklemeyeceğim. Emrecan seni realde de döveceğiz. Bekle. Son videoyu silmişler kanka sanki çok pislik olacak da. İstersen ben zaten kanal Ses atmayı düşünüyordum eyvallah Benim bir görüntülenme sıkıntım yok Ya da öyle bir şey bak çağrıdan kaçtı gördün mü? Çar. Oğlum değiştirdin An <laughs> ne bak. bak Bak hatta ses ses de var bak Hepinizi özelden atacağım bak Cihan atmayacağım Cihan çünkü şey alır bak Ben de Bir dakika şimdi Denizhan yok da bak bak Benim olayla hiç bilgim yok da yani çok şey gördüm. Bu tamam. Cihan herkesin asına boyasına küfür ediyor. Yani. Ben mi? Çok şey yaz, ediyor. yaz, Yalçın bir dakika. Bir ya, bir, bir dakika, yani dakika gelene yaz. Çekin yani. İbrahim'i çare. Ben, ben, ben mi? Yarın hangi dizimde ana bacı sövmüşüm? Bana açıklarsan bidaka, sevineceğim. Bidaka. At. Sen orada çaktırmadan ne dediklerim belli oluyor. Çok şey yapma. Tamam. Bir dakika sen hangi dizimde benim ana bacı sövdüğümü sev? Hep ilim o. Bir dakika sus. Kardeşim benim anneme sövdüklerinde de onları diyeceğim o zaman ona. Gereksiz odaya biriniz laf mi lan? Gel. Kes. O Çok zaman şey sen de, de sessiz kalacaksın yani. abi. Al. Çekin Yok şuna laf söyleyin. Bakın. Bak İbrahim'i çek buraya. Anneme bacıma söyledi ben bir şey demedim ona. Ondan sonra benim bir dublajlı iframı yaptılar. Onu da açıkladım. Altına orospu çocuğu yazdı. Gereksiz o da. Kimse laf etmedi lan. Ben orospu çocuğu yazdım da topunuz toplanıp böyle artistik yapıyorsunuz tabi. Oradan böyle bakınca kolay oluyor değil mi? Çekin gereksiz, gereksiz hadi. Abi, abi, susacaksın. Sen Çekeyim, tamam. E benim yok. olayla ilgim yok da çok yani ee, çok ana babacığı küfür ediyorsunuz diye ben girdim de. olaya. Hayır abi. Önceden büyük bir hata yaptım hem de. Yani böyle bir şey yaptım. Evet e, bilmiyordum. Çünkü ben e, yaklaşık. Naber, ben Can. Bugün sizlerle aslında yapmak istemediğim bir şeydeyiz ama biraz sanırım sıkıntılı bir durum olduğu için e, ben de bir video yapma gereği duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki e, bu olaya önce karışmayacaktım, karışmayacağımı da belirtmiştim. Ama bizim arkadaşlar güzel zorladı kendilerini. İlk olarak demek istiyorum ki gençler, onlar siyah ekran e, yaptığında hiçbir şey dememiştiniz. Ben siyah ekranda bir video yaptığımda Sanırım bir YouTube bana YouTube 5000 kişi ise 4999'u küfür etmişti. Öyle hatırlıyorum ben. Siz de öyle hatırlıyorsunuz. İlk olarak gençler bizim Göksel ile Ali'ciğimiz birkaç takım video atmışlar. Şöyle belirteyim. Göksel bir sorunum yok ama Ali ile ciddi problemlerim var. Fakat ben Göksel'in yüzüne de söylerim her şeyi. Hatta onunla konuşurken ona da primci diyordum. Ben her şeyi yine söylerim. Ki onlar SS koymamışlar Ben SS de koyacağım ee, Bulabilirsem SS'leri de koyacağım Zaten bugüne kadar yalan söyleyen bir insan da olmadım İlk olarak Ali'den başlayacak olursak Ali gerçekten Göksel'in dediği gibi insanları dolandıran bir kişilikti. Sadece para için falan kavga etmediler. Böyle bir şey yok. Şu an size söyleyeyim yani Göksel ile Ali para meselesi ya da onun gibi bir şeyden kavga etmedi. Böyle bir durum ortada yok. Benim birkaç takım düşüncem var. Bunlar para için kavga etmedi tabii ki de. Bunlar bir takım şeyler oldu aralarında. Hatta ben bunlara bir ay önce sizin kavga edeceğinizi söylemiştim. Hatırladınız mı gençler? Ha, bunların kavga edeceğini söyledim ve o esesi de Göksel. Göksel'e ben atmıştım zaten ee, Şöyle bir şey Ali Göksel'in arkasından Göksel'e küfür ediyordu ee, Göksel'e bunu söyledim Göksel dedi ki boş ver takma dedi Gene ee, de dostumdur dedi Bak bu ben her şeyi söylerim gerçeği yüzünüze söylerim Çünkü ben olaya şu an tarafsız bakıyorum Ve iki tarafta Bir takım geri zekalı Heh. Şöyle ki gençler ee, Size şöyle söyleyeyim Nasıl desem Ali tam bir orospu çocuğu Zaten onu siktir edin ee, Bunu geçelim bu kısmı geçelim. Ali gerçekten insanları dolandıran birisi. Bu arada gönderdiği ekipmanları falan veriyor diye. Ha! Videosunda şu konudan bahsetmiş gençler. Video karşılığı, tanıtma karşılığı, reklam karşılığı yani bir nevi videoya insan aldığını söylemişler ve bu YouTube'da doğal bir şey olduğunu söylemiş. Size bulabildiysen bir SS atacağım Steam'den. Ee, çocuğun birisi bana... 900 liralık bir karambit teklif etti ve karşısında sadece abi konuşalım görüşelim dedi. Ben de dedim ki çocuğa bak aynı bu şekilde bulursam mesajlarını koyarım. O çocuk zaten yorumlarda kendini belirtir. Ee, çocuktan hiçbir şey e, almadım. Ben fanlarımdan reklam karşılığı bir şey de almam. Çünkü tamam bu gelir elde etmemiz lazım doğru ama bunun bu şekilde yapılması iyi bir şey değil. Ayrıca şöyle bir şey var. Ali çocuklardan parayı alıp onlarla video çekmiyordu zaten bunun SS YouTube'da videoları çok var şu an ekranda da görüyorsunuz ee, Ama şöyle bir şey e, parayı aldıktan sonra çocuklara yanıt vermiyordular e, Şöyle diyeyim gençler e, birkaç konuya daha değineceğim tabi bugün Ali zaten tam bir dolandırıcı bu konuda ona güvenmenizi kesinlikle tavsiye etmem yani ondan bir şey alıp bir şey vermeyin e, Bizim arkadaşların kanalları olsun yok çocukları dolandırmaları olsun falan gerçekten doğru bir mesele Ali burada haksız ama Göksel'e gelecek olursak. Şimdi Ali kanalına devam ediyorsun. Ben ikinize de bir söz söylemiştim. Göksel'e söyledim. Sen duymadıysan sana da hatırlatayım. Dedim ki eğer bu yalansa Göksel ee, ben onun yüzüne de söyledim kanalını bırakacaksın. Ben bunu söyledim. Cidden cidden söyleyeyim. Şimdi de söylüyorum. Eğer ikinizden biri dönmeye kalkarsa bu sefer ben de çok güzel şekilde döneceğim ve bu sefer ekibimizle döneceğiz. Ve bu arada ee, bu sefer ekibimiz sağlam insanlardan oluşuyor. Öyle gerizekalı bir takım kendini bir şey sanan insanlardan oluşmuyor. Tabii ki de biz haklı olarak devam edeceğiz. Haksız kesinlikle bir telif hakkı atmadım bugüne kadar ya da haksız bir suçlama yapmadım. Bunu da belirtmiş olayım. Yani haksız bir şey yapmıyoruz gençler. Siz kafanıza göre telif ya da herhangi bir şey atmayın. Biz adımımızı e, kurallara göre oynuyoruz ve bu yüzden Ezza Network ve geri kalan Türkiye'nin en büyük şirketleri bile bize bir şey yapamıyor. E, önde gelmek üzere videodan telif yemek için tam isimlerini vermiyorum. Bu yüzden değişik değişik isimler farklı benzer isimler duyabilirsiniz. Şimdi Ali ile Göksel'e dediğim gibi eğer içinizden birisi dönmeye kalkarsa hele Ali sen Göksel'den bu kadar prim yapmışsan ve Göksel sen primin anasını avradını ağlatmışsan dönerseniz çok kötü durumda biz de dönmek zorunda kalacağız ki sizi burada barındırmak istemeyiz. Ne kadar isterseniz 1 milyon kitleniz olsun isterseniz 2 milyon 3 milyon fark etmez isterseniz vapurdan atlayın isterseniz arabaya atlayın ki Ali sen burada Göksel'in prim yaptığını söylerken Gökse, senin Göksel'le yani o olay çıkmadan önce abone sayını şimdiki abone sayını çok güzel şekilde biliyoruz ki Göksel'den kaldırdığın prim efsane şekilde güzeldi. Bunu da ben buradan söylemiş olayım. Ve Göksel'in kaldırdığı prim daha da güzeldi. Bunu da yüzüne söyledim ve Göksel açıklayacağını söyleyip bizden özür dilemişti. Ee, Skype'da da zaten konuşmalarımız falan vesaire var. Ee, Göksel'in de bunu yalanlayacağını falan düşünmüyorum. Ben ona da söylemiştim ki bana demişti kanka tamam eyvallah. Doğru Doğru haklısın ben de bir video atacağım demişti. Ee, destek çıkıyorum. Eyvallah. Göksel'in yaptığını takdir ettim. Tabi bu kadar primden sonra ee, vlog kanalına da bir takım isim duyurduktan sonra... ...tabii ki devam edeceğini planlıyorum ki... ...normal kanallarınıza dönerseniz biz güzel şekilde karşılamayı düşünüyoruz. Ve... Bu videodan gelen reklam payını e, zaten YouTube'dan ben bir para almadığım gibi YouTube'daki paralarımı da kendi network'üm ve geriye kalan birkaç kuruma verdiğimizi e, zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bu videodan da reklam kazanmayı kapatıyorum ki e, sizin namussuz network'leriniz bizden para kazanmak için kesinlikle e, Content ID şeylerini kullanacaktır ki de öyle bir şeyler yaparlar artık. Şimdi Ali ile Göksel'i bitirdik. Dediğim gibi dönerseniz biz de döneriz. Ama... Gelelim şimdi 4, 5, 6, 7. şahıslara. İlk olarak e, Kandırboy. Evet tam ismini vermek istemiyorum. Bak Kandırboy dedim. E, genç sen demiştin yani biz bununla arkadaştık da bu arada. Bu arada samimiyetimiz de var biraz. Sen bundan e, olaydan birkaç ay önce bir şey attın, durum attın hatırlıyor musun? Göksel hepinizi e, göt edecek, dönecek hastane raporlarıyla. Rap, raporlarıyla dönecek Göksel. Göksel dönecek. Hepiniz göt olacaksınız dedin. Evet şimdi bu, bu, bu anıyı hatırladık. Anıyoruz. Anıyoruz. Utanın. Utanın. Utandınız mı? Biraz daha utanın. Bekliyorum. Ha sanırım utandınız. Şimdi hastane raporları nerede abi? Orada mı? Versene abi. Evet okuyorum hastane raporlarını. E bu arada biz hastaneye de gittik ha. onu da belirteyim o videoyu atmadım o videoyu da bulursam koyarım buraya bir yere ee, Zaten bu olayın prim olduğunu da oradan biliyorduk İzmir hastanesinde devlet hastanesinde biz adam yolladık <laughs> e, Çünkü böyle bir şeyimiz vardı nostaljimiz vardı ki videoyu yayınlamadım Neyse dediğim gibi Thunderboy bu kadar prim kastın ee, Tebrik ederim güzel prim kastın Ve prim kastığın yere saldırman benim şeyime hoşuma gitmedi adamların sayesinde büyüdün Şimdi 60 videomu sildiler mevzusunu iğne açarsa bu ben çıldırırım. 60 videomu sildiler mevzusunu tekrar açarsa ben şuraya yatar ağlarım. Benim gençler size yaklaşık olarak söyleyeyim ki kanalımı açtığımdan mütevellit her 200 videoda bir videomu sıfırlıyorum ki şu an kanalımda 60 ya da 40 video olması lazım çünkü 200'ü geçti tekrar sıfırladım. Videomu sürekli sıfırlıyorum. Bunun nedenini söyleyeyim gençler yaptığım eski içeriklerin daha yenisinin daha kaliteli olacağını düşündüğümden eskilere bir çizik atıp yenilere devam ediyorum. 200 videoda bir siliyorum ki böyle böyle neredeyse 1000'i aşkın videoyu sildim. E, bu yüzden de aslında social blade istatistiklerime bakarsanız 150k 200k 400k kaybettiğim video istatistiklerini göreceksiniz. Thunderboy'a demek istediğim bu. İsterseniz bu videoyu telifleyebilirsiniz ama e, bunun bedelini ben size ağır ödetirim. E, buradan da açık açık tehdit edelim bir. E, şimdi videoyu telifleyin. Umurumda olmaz. Zaten ben YouTube'dan bir kazanç sağlamadığım için bana pek koymaz ama bu kadar prim yaptıktan sonra bir de adamlara saldırmam benim hiç etnik olmadığım bir durumdu. Çünkü ben burada kimseyi korumuyorum bu arada. Hepiniz şerefsiz insanların tekisiniz, çoğunuz prim kaldırdı bu şekilde. Ee, diyorum ki, sen bu kadar kitleyi nereden aldın? Bana bir açıkla. Minecraft SC çekmek içerik sahibi olmak değildir gençler. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Sen Minecraft oynuyorsun değil mi? Evet, Minecraft oynuyorsun. Minecraft e ya Neyse, bu konuyu geçtim. Minecraft oynuyorsunuz ve gençler 200 bölüm Hunger Games'lik. Sadece Hunger Games ha bu arada. Sürekli aynı içeriği veriyorsun. Ne değişti? Sen ne verdin şimdi bu içerikte? Sürekli aynı 200 bölümdür aynı oyunu öğretemedin o zaman. Sen geri zekalının önde gidenisin. 60 videon silinmiş, 260 bölümdür survival gamesi kitlene öğretemedin. Ya ne içerik sunuyorsun? Benim içeriklerime bakacak olursanız gençler, kendimi eleştiriye açık haklısınız. Belki haklı olduğunuz kısımlar da olabilir. Ama ben içerik konusunda en üst emeği veren insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü her videomda farklı bir içerik sunmaya çalışıyordum ki zaten son bir ayda bunu bıraktım. Son bir ayı eleştirmeyin. Ondan öncekileri eleştirebilirsiniz açık. Ee, şöyle bir şey gençler. Yani Minecraft, Hunger Games, Minecraft Skywars çekmek emek değil. Lütfen. Demek istediğim şu ki gençler, sürekli aynı içeriği verdiğinizde emek vermiş sayılmıyorsunuz. Ayrıca renderlamak ve uploadlamak emek değil. Bunu anlayın artık. Anlayın gençler. Bize ne yani? Sen emek veriyorsun, video içeriğinde vereceksin. Renderla upload emek değil abi hiçbir alakası yok. Yani ben render uplat yaptım. Emek verdim. Yok RSM'ye attım. Yok 1080 yok anasını. Tam 4K video renderlarsın. Tebrik ederim. Emek veriyorsun. Ya da 2K renderlarsın. Eyvallah. Ama her videona yani. de 4K Hunger Games atarsan ben gülerim abi. Ciddiyim gülerim. Şimdi gençler diğer bir konuya gelecek olursak bu arkadaşı atladık. <laughs> ha bir de haciz konusu vardı. Neyse siktir edin. Ona girmeyeceğim. Şimdi fok balığımız var sırada. Bir fok balığı alabilir miyim sahneye? Kolamdan da bir yudum alacağım abi. Bir saniye. Hmm. Gelelim fok balığına. Birkaycığım ne yaptın? Yaptın mı Hunger Games işlerini? Yattı mı para? Yok yatmaz. Fok balıkları çok kazanıyor gençler fok balıkları. Birkay Levent'e gelelim. Biliyorum bu videoda telif hakkı yiyeceğim. Ya da gizlilik ihlali yiyeceğim. Ama burada gerçekleri konuşuyoruz oğlum. Şimdi Birkay Levent'çıyım sen içerik sunduğunu falan zannediyorsan bir ağla kenarda. Hmm. Çünkü dediğim gibi Hunger Games içeriye girmiyor. Ki gençler ben eğer şöyle bir şey yaparsam siz de bunu öğrenmiş olun. Telif hakları esası gereğince Minecraft'ın telif hakları gençler sizin kişiliğinize sahip olmuyor. Şöyle açıklayayım ki bu konuyu. Sizin sesiniz, isminiz ve e, birkaç geçen şeyi sildikten sonra videonuzun kopyasını YouTube'da paylaşsam da Sizin hiçbir içeriğiniz görünmesin, sadece videonuz görünsün Minecraft oynarken O videoya telif hakkı atamazsınız. Sude bunu bir denedi, e, sonra kanalı kapandı zaten benim yüzümden. E, şimdi, bu konuyu geçelim. Birkaçım güzel içerik yapmıyorsun. Sus artık. Yani... Ne bileyim. Bir de CSK'ya falan çekmeye, özenmeye çalışıyorsunuz da olmuyor hocam. Olmuyor. Veled eğlendiriyorsunuz. Hiç hiç bu bunlar şey değil. Dediğim gibi aslında yapmayacaktım ama çok kaşındınız. Çok yalan iftira şeyler yaptınız. Bir de benim üstüme suç atan yavşaklar var. Onlara da geleceğiz. Hı. Bir kayın ben emek verip geliştim demesi. Ben bedavadan Rode K2 aldım demek gibi bir şey. Ki K2'yi bedavadan kimse alamaz. Öyle kolay kolay YouTuber olmadan. Şimdi. Güzel prim kaldırdın. Sen emeğinle falan gelişmedin. Emek falan konusu geldiğinde. E, bu arada benden de özür diledi e, şey. E, bir arkadaş. Neyse onun ismini de geçirmeyeceğim sonra. E, şimdi. Bir diğer konumuza gelecek olursak. 31 TR arkadaşımız. Suudi'ciğimiz. Şöyle ki. Geçenlerde bunların serverını çok ettik bu arada. Şimdi Sude geldi. Bir dedi barıştınız mı? Bir dedi çok salak hareketler yapıyor bu arada. Bir geliyor takdir ediyor. Bir geliyor diş atmaya çalışıyor falan. Sude içerik üretmiyor. Zaten e, bu, bu konuyu herkes biliyordur. Sude'nin içerik ürettiğine dair hiçbir şey yok. Bu arada gençler. E, dediğim gibi Sude ile aramda bir mevzu yok Kimseyle aramda bir mevzu yok Ama ben sadece gerçekleri söylüyorum Şimdi Sude'cim bana az önce 17 dakika önce kanalıma bir yorum attın. Bana yalaka dedin. Yalaka. Evet, ben yalakayım. Bir saniye hocam. Yürüyeyim. Utanıyorsunuz mu? Evet, ben de utanırken bir kola şey yapıyorum. Bekleyin. Hı. Şimdi benim yalaka olman gençler. Şöyle bir şey ki. Bugüne kadar kimden özür dilediğimi gördünüz. Çünkü ben haksız özür dilemem. Ben yalaka olsaydım şu an 200 bin aboneyi görmüş olurdum. Çünkü bu kavga ettiğim youtuberlar eski zamanda benim arkadaşımdı ve yaptığı şerefsizlikler zoruma gittiği için bunları paylaştım. Ve yıllardır artık yeter bıktım bu konudan bıktım. Şu lanet olası Allah belası odasının da Allah tüh Allah cezanı versin senin primci köpek neyse. Gereksiz oda konusu. Bu videoya güzel telif yiyeceğim yalnız biliyorum ben. içerik bayağı amına koydum. kolay içiyorum. Bekleyin. Hmm. Ah. Gereksiz odayla aramızdaki mevzuyu bin yıldır artık sonra sonra bitiremediniz. Geçenlerde bizim arkadaşlar bunu aramış. Beni istedi telefona. Telefona beni verdiler. Kapat gerizekalı ile uğraşmıyorum deyip kapattım zaten suratına. Şöyle bir şey var. Ee, Göksel de çok uğraştı barıştırmak için bize. Ben kabul etmedim. Zaten ee, kabul edecek olsaydım prim yapmayı daha önceden kabul ederdim. Eee, şöyle bir şey gençler. Gereksiz odayla mevzumuz çok uzana dayanır. Bu görmüş olduğunuz gereksiz oda şahsı insanları kullanıp anasına bacısına ve geri kalan manevi değerlerine küfredip ve maddiyat yönünden insanları kullanıp ee, insanları bir kenara atan gay herifin tekidir. Bu arada gay bilgisi tam kesin olmasa da çok e, güzel bir kaynaktan gelme. Onur abiden. Hı. Hı -hı. Kolayı bitirdim bu arada. Şimdi gereksiz oda. Bir düşüneyim. Şöyle bir şey var gençler. Gereksiz odayla mevzumuz neydi söyleyeyim mi size? Biz bununla barıştık. Bu benden özür diledi. Bu arada ben ondan özür dilemedim. Bu arada benim Cihan İfşa diye bir kanal açmışlar benim hakkımda. Baya bir küfür ettiğim bir video var. Ee, bu arada o videoda ilk önce emrecan bana küfür ediyor. Dedi ki İbrahim abi. Bizi çağrıya çekti gereksiz odayla. Cihan'cım dedi büyüklük sende kalsın dedi. Şu adamdan özür diledi dedi. Bitirin olayı kavga etmenize gerek yok dedi. Eyvallah dedim ben de. Özür diledim. emrecanın dediği şu. Bu kesit alın. Ben de özür dilerim ama ananı sikeyim anancı piç neyse ee, şimdi bundan sonra benim Emrecan'ın anasına söylemişim yok şey yapmışım falan çok uzun mevzu çıkardılar dediğim gibi ben hala kavga etmek istemem kimseyle Herkesle de barıştım sorunum yok ama ben Emrecan'ın anasına daha hiç küfretmemiş insandım Dım. Emrecan çizgiyi açtı ben bunu çok fena küfrettim o kayıtta da çok fena küfrettim oğlum baya baya küfrettim hatta sınırları açtım Nirvana'ya ulaşıp küfrettim ee, bu arkadaş gelen geçen herkesi kullanıp satar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Hakan Rex olsun. Yok, Onur abi olsun. Yok şey olsun. Herkesi satar. Satamayacağı tek bir kişi vardır Minecraft evi. Hmm. Minecraft evini niye satamaz? Minecraft TV görebileceğiniz en büyük velet kitlesine sahip olan bir kanaldır. Ee, bunu da Expo 2016'ya gidip isterseniz kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Orada bir sürü velet olacak. Ben de gidecektim. Onur abi gitme deyince ben de gitmedim. O da gitmeyecekmiş zaten. Ee, şimdi gereksiz olan mevzusu buydu. Önüne gelen herkesi kullanıp satma peşinde ve beni şöyle bir şeyler suçladılar gençler. Emrecan kendi kanalına saldırı yaptı. Onur abiye kim saldırı yaptı onu da bilmiyorum. Onur abi bak burada. Ben istersen ondan sesli mesaj isteyebilirim. Hatta isteyeyim. Ben burada kayıt yollayayım. Ee, birazdan döner o. Bakın gençler şimdi Whatsapp'ı açıyorum. Whatsapp'ı açıyorum ve Onur abiden bir sesli mesaj isteyeceğim. Hatta şu an Onur abiyle konuşuyormuşum neredeyse. Onur abicim şu an kayıttayım. Bana bir sesli mesaj yollar mısın? Tamam. Onur abiye Whatsapp'tan sesli mesaj yolladım. İnşallah yollar. Şimdi bana dedi ki Emrecan. Emrecan'ın kanalına saldırı olmuş. Yaklaşık bin yorum. Bin yorumda mini respawn'ın askerleriyiz. Emrecan Önal'ı sikeyim. Böyle bir tag açıp bin yorum atmışlar. Neredeyse bine yakın yorum gelmiş. Ben de dedim ben böyle bir şey yapmadım. Benim bilgisayarlarım çalındı o gün. Benim iki bilgisayarım çalındı. Ben ondan bir hafta sonra kanala video atıyorum. Bir buçuk hafta yokum bilgisayarım çalındı diye. Emrecan bana bin yorum attın. Orospu evlatlığı yapma ananı sikeyim diyerek suçlama yaptı. Onur abi beni ekledi sonra. Cihan benim kanalıma niye saldırı yapıyorsun sen? Benim seninle bir alakam yok dedi. Ben de Onur abiyi açıkladım. Hatta kanıtlarını da gösterdim. Özür dilerim Cihan dedi. Hatta bunu Onur abiye de sorabilirsiniz. Gidip Onur abiyle falan alakanız varsa bir yakınlarınız varsa sorun. Onur abi de cevaplar. Benim Onur abi de hiçbir sıkıntım yok. Hatta çok severim onu da. Ee, ki şöyle bir şey yapmışlar gençler. Onur abinin Facebook'una gelip Onur abiyi e, benim konuşmaları alıp bir de beni üstüne engellemişler. Onur abi o yüzden de bunlara çok kızgındı. Hatta Emrecan'la Can'la e, Ozan'ı dövmek için Expo 2015 yok. Farklı bir şey. Antalya'da yaptıkları bir düzenlemeye gitmişlerdi. Dövmek için gitti. Hatta okuluna da gitti. E, hepsi kaçmışlardı zaten. E, bizim Onur abiyle de baya bir aramız iyidir. Şimdi gereksiz odaya geçtik. Gereksiz oda bana haksız suçlama yaptı. Kanalına saldırdığıma dair ki hiçbir kanıtı bile yoktu. Orospu çocuğu dedi sövde engelledi. Ben de zaten onun seslerini falan atmıştım. Şimdi gereksiz oda mevzusunda geçtiysek gelelim Yaz MC mevzusuna. Yaz sana tek bir sorun var genç. Genç insan. Bana Facebook üzerinden bir gönderme yaptı. Bot olduğumu söyledi. Böyle bir alakan bile yoktur. Sadece gençler bana gelip dediler ki, plasyetine sahipleri. Bizim baktılar senin kanalın içeriği iyi. Evet abi. Benden büyük bu arada. 30-40 yaşlarında adam neredeyse sahibi şirketin sahibi. Dedi kardeşim bize şarkı yap. Senin güzel bir kitlen var. Kitleye hitap edebiliyorsun. Bu arada gençler, hmm, adamların yaptığı iş yasal. Böyle bir şey yok yani. Herkes birbirine abone oldu. AdMafest gibi bir şeydi. Bu bot değil yani. Bu arada ki ben kullanmıyorum. Ee, dediler şarkı yap. Ee, karşılığını güzel şekilde veririz para olarak hitaben. Ki o zaman da normalde para için şarkı yapmam. Sadece çok sıkıştığımda bir para için şarkı yaptım, menü oluşturmuştum ki şarkı yapımı bu kadar kolay bir şey değil gençler. Ben ya 3 saat, 4 saat hatta bu kadar da kolay değil. Bir ayda bir şarkı yapan insanlar var ki abim bir yıldır bir şarkıyı tamamlamaya çalışıyor ki çok sağlam bir şarkı. Ee, diğer adamı biliyorsunuz. Diğer adamın yapılış süresi 1 yıl, 2 ay, 13 gündü gençler. Ee, şöyle bir şey diyeyim size. Bir buçuk yılda çıkardı abim şarkıyı ki ben size iki haftada bir müzik videosu yapmaya çalışıyorum. Ki günlük ard arda iki üç tane attığım oluyor. Şarkı yapmak bu kadar basit bir şey değil. İsterseniz bir müzik yapan insana mesela Joker diyelim. Bundan fit isterseniz o yani sanatçıdan fiyat isterseniz size 500 lira ya da onun gibi bir rakam söyleyecektir. Yani düet isterseniz. Onun üstü bir rakam söyleyecektir. Çünkü şarkı yapmak kolay bir şey değil. Ee, bana para teklif ettiler. Ben ne kabul ettim. Eyvallah. Çünkü bu bir yasal bir şey zaten. Benim herhangi bir sorunum yok onlarla. Paramı aldım rahat bir şekilde. Ee, Yaz MC bana bot dedi falan bilmem ne. Gösterdiler falan. Beni TS çağrısına aldılar. Yaz MC senden bir şey rica ediyorum. Facebook hesabını takip edenler Yaz MC'nin bir durum paylaştı. G gereği şeyle, e, Göksel aramızda mevzu kalmamıştır. E, hiçbir mevzumuz yok Göksel'le. Bundan böyle kavga etmeyeceğiz hatta birbirimize destek çıkacağız diye bir durum paylaşıldı. Ardından ben TS çağrısına girdim bu durumu kaldırmış. Ben de gittim dedim ki yaz emsiye. Ee, falan konuşuyordum bu çağrıdan önce Bakın kimseyle derdim olmasını istemiyorum Aynı çağrıda Denizan da vardı Yani x sign hep sizin reiz ancığınız neresi reis O çocuğun da artık amınam dolandırıcı pisliğin teki e, Yaz dedi ki benim e, Göksel mi? Göksel'in anasını sikeyim dedi. Kodumun primcisi dedi. Hatta bunun bununla hakkında Türkiye'den YouTube'dan ayrılacağıma dair bir video attım. Sonra neden döndü diye soranlar oldu. Ben Türkiye'den ayrılırken şunu demiştim gençler. Göksel gibileri bitirdikten sonra gideceğim demiştim ki. Göksel kanka alınma. Bu arada bitirmedim seni daha. Ama yani devam edersen bitireceğim. Çünkü gereğimiz o. Çünkü ben sana söylemiştim. Her neyse bunu geç. Ee, Yağız MC dedi ki e, şey dedim. Eh. Türkiye'yi sevmiyorsan ülkeden siktir git. <laughs> git dedi ülkeden. <laughs> ben Türkiye'yi sevmiyorum demedim ki. Kitlesini sevmiyorum dedim. YouTube Türkiye'nin kitlesinin %99,99,99'u Minecraft'tan oluşuyor. Ki hepsi velet. 8 yaşında hepsi. Bu arada gençler. Size soracak olursak bu işi para için yapan youtuberlar da var. İngiliz olan onu yani filmciler falan var ya İngiliz olan. Benim gönderme yaptığım insan kendinden şey olsun pay bitsin, Şu an kanalı çok battı bir durumda zaten. Bok götürüyor kanalında. Benden az izleniyor neredeyse. E, benimle aynı civarlarda izleniyor. Abonesine göre 100k'ya yaklaşık şeyi var. İngiliz olmuş. Para için para için tabi bunlar. E, para için e, karakterini anasını bacısını satan insan onlar. E, İngiliz kanalına geçmemin sebebi asıl sebebi Türk kitlesinden kurtulmakta. Gençler size bir sorunum yok. Beni seven ve beni takip eden kaliteli insanlar. Ki geri kalan insanlar da kaliteli. Fakat şöyle bir şey var gençler. Türk YouTuber kitlesi nedense hiçbir şeyi anlamamakta çok sorunlu. Ben de bu yüzden İngilizlere geçtim. E, fakat sonra geri döndüm. Çünkü e, benim bitirip gittiğim dediğim insanlar tekrar geri döndü ve bana gönderme yapmaya başladılar. Yaz MC çağırdı Göksel'e ana bacı küfrettikten sonra sonra dedi ki benim alakam falan kalmadı artık Göksel'le dedi. Anasını avradını sikeyim dedi. Ben Göksel'e yazdım dedim ki aranda bir sorun var mı? Yo özür diledik birbirimizden dedi. Sonra dedim what the fuck neyse bunu geçelim. Yaz MC dönek bir orospu evladıdır. Çünkü şöyle bir şey gençler. Neden anasına küfrediyorsun diyecekseniz. Ben ilk Emrecan'la Çağrı'ya girdiğimde Emrecan anama küfür Sonradan Yağız geldi Çağrı'ya. Ben onun anasına küfür En son sinirle zaten. O kayıt da var bildiğiniz üzere. Yağız dedi herkesin anasına küfür ediyorsun. bu çocuğu musun dedi. Hatta onun kaydı da var. İsterseniz onu da atabilirim yani. Bana inanmıyorsanız falan. Bu videoyu atmayacağım. Ama isterseniz ek olarak yorumun altına atabilirim size. Ee, Yağız'a dedim ki A, olayla alakan yok. Sen karışma dedim. Baya köpek köpek konuştu. Havladı. Ondan sonra dedim bir konuştum ama bir konuştum. Ender falan da vardı o çağrıda zaten. Bir konuştum. Hepsi sonunda benden özür diledi. Yazar cihaz kaçtı zaten. Yaz benim dediklerimi duyduktan sonra kaçtı. Hop. Fiu. Neyse. Onu geçtik. Yaz MC zaten yavşantiki. Hem özür dilemek hem kaçmak hem döneklik yapmak ayrı şey. Ve ayrıca Göksel bıraktıktan ve özür diledikten sonra ayrı bir video çekti. Ki bu videoyu senin değil benim çekmem gerekirken sen video çektin. Çünkü sana suçlama olmadı. En büyük suçlama burada bana olmuştu. Şu an haklı olan da benim aslında. Ama her neyse sen dönemin tekisin zaten. Seni pas geçtik. Prem için her şeyi yaparsın. Gelelim Reizan'a. Reizan. Nasılsın evladım? Yaptın mı Minecraft Survival Games işlerini? Becermişsindir sen. Şimdi. Deniz Hancığım. Bana dedin ki çağrıda. Çağrıda bana dedin ki. Ben kimseyi dolandırmadım. Ya da ben kimseyle barışmadım. Onun anasını sikeyim. Göksel'in anasını sikeyim. Ali'nin bilmem ney falan. Ha. Dolandırmadın mı sen kimseyi? Sen yani sen Alperen'i, Arda'yı, Server Buti'yi bilmem neyi bilmem neyi dolandırmadın ya. Helal mi nasıl dolandırmadın? Oğlum Arda abinin Steam hesabını bilen var mı gençler? Bizim Arda abi çok sevdiğimiz insanlar arasındadır Arda abi. Adamın Steam hesabında gençler 5-6 dragonlar 5-6 hovalı bilmem ne öyle yani. Yani neredeyse baya bir ev parası falan var. Şimdi çalındı. Arda abi buna çok sinirlendi. Denizhan e, hesabı Alperen'den çaldı. Alperen'e de ana bacı küfreti zaten. Şu an mevzu açmıyorum. Sadece Denizhan'dan bir özür bekliyorum hala. Denizhan özrünü dilemeyip ayrıca bana gelip çağrıda artistik yapan bir geri zekalı. Ki arada ateist olup Allah'a küfredenden tut TS çağrısında. Allah troll Allah yani trolllemenin içine katan da vardı. Nasıl insanlarla takılıyor takılıyorsanız artık ki zaten bunu müzik e, attığımda müziğin başına skit olarak koymuştum. Ki ee, bu arada bu konuya da değinelim. Emrecan şey e, Emrecan'a dostları sattı. Dostları sattı. Tüm dostları sattı bu arada. Neredeyse tüm kalan dostları sattı. Emrecan bana dedi kanka ifşa yayınlar mısın dedi. Ben de eyvallah yayınlayayım dedim. Kanalımı Emrecan'a verdim ki vermez olaydım. Onaylandı simgem silindi kanalım çalındı. Kanalımın ismi değiştirildi. Sağ olsun Emrecan e, bayağı baya katkıda bulundu bunlara. Şimdi denizan konusuna geri dönelim. <laughs> Bize de öğretsene nasıl dolandırıyor. Ben öğrenmek istiyorum ha. Vallahi dolandırılmayayım. Güvenlik korumam olsun kanka. Ha? Sen şimdi emek de veriyorsundur. RSM 1080p 2K bilmem ne 4 490 FPS 1720 30.000 FPS video. Ha, güzel yani. Tamam, tuttum bunu. Neyse. Şöyle bir şey gençler. Denizancımız eee çağrı da dedi ki, adamsan kanalımı kapattır lan. Ha, bu, bu şekilde bir şey dedi. Gençler, size şöyle bir şey söyleyeyim kimse bana kötü bir şey demedikçe ben ona dokunmuyorum ama şöyle bir şey var Deniz Hancı'm, sen videonla küfür ettin diye sana bir gizlilik ihlali bile uygulayabilirim Hatta siz de bana uygulayabilirsiniz şu an cidden bu videonun telif alacağını düşünüyorum bu videoyu indirin gençler indirin bu videoyu paylaşın indirin ee, çünkü indirin bu video kaldırılacak telif hakkı kesinlikle yiyeceğim çünkü o Ezna Network var ya Türkiye'nin en güzel network'ü. ha bu arada onlar da bana kafa tuttu bir ara Onların da ağzının payını vermiştim. Onlar da yorumda akarlar. Bir bildirici ben kesinlikle biliyorum. Bu videoyu paylaşın ve indirin. Çünkü şu an prim falan değilim hocam. Ben biliyorsunuz YouTube'dan bir şey kazanmıyorum gençler. yani Prim alsam ne almasam ne. Zaten her zaman aktif kitten 1K. Bika. 1K'da izleniyorum çok şükür. Kimseyle de prim falan yapıp da üstünden geçirmedim. Bu arada. Denizhan'cığım. Dolandırma. Dolandırmak haramdır. Allah'a iman edin ulan biraz. CC kart mevzuları falan da var. Ama oraya girmek istemiyorum. Hatta bu sponsorluklar yine yaptığı çekilişler bilmem neyler. Ee, ama bilmenizi isterim ki gençler. E, bu listedeki hiçbir insana güvenmeyin. Hatta büyük insan diye dolandırması falan da zannetmeyin. Her büyük insanlar dolandırıyor zaten. Ee, gerçekler böyleydi. Daha çok öğrenmek ve e, eleştirmek istediğiniz bir yorum varsa yorumlara küfretmeden. Bak beni sevmiyorsanız beni sevmiyorsunuz. Madem sevmiyorsunuz tamam her şeyi geçelim. Bunlara inanmadınız. Ki e, SS'ler falan da koyulacaktır. Koymayı unutursam özür dilerim bazı kısımları. Yine eklenti yaparım. Bana e, inanmıyorsunuz ve beni sevmiyorsanız küfür etmeyin. De ki abi de mesela benden büyüksen kardeşim de, Benden küçüksen abi de. Benden çok büyüksen evladım de. Hadi böyle böyle bir şeyler de tamam mı? Mesela böyle bir örnek veriyorum. İnsansan küfür etme. Küfür etmeden. Ben niye küfür ediyorum burada? Ben burada çok fena haklıyım ve çok fena suçlamaya düşüyorum. Şimdi gençler insan gibi küfür etmeden diyen ki. Cihan kardeşim böyle böyle bu adam dolandırıcı değil. Neden? Bunları sun. Ben de senin altına cevabı yapıştırayım. Ne diyeyim? Böyle böyle bunu yaptı. Adam zaten haklı olduğumu anlayacaktır. Ama küfür etmeyin lütfen. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Videoya like yorum yapmayı unutmayın. Ve fikirlerinizi belirtin. Ve gerçekler böyleydi gençler. Ee, bu videoyu indirin. Çünkü bu video silinecek. Ben silmeyeceğim. Telif hakkı yiyeceğimden eminim şu an. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir daha bu olayların yaşanmamasını istiyorum. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Ve bu arada devam ederlerse dediğim gibi ben tekrardan dönerim. Görüşmek üzere. Bay bay.